tiramisu. Tiramisu çoğu kişinin sevdiği bir tatlı. Bu sefer biraz tiramisuyu değiştirip fıstıklı, Antep fıstıklı tiramisu yapacağız. Bence hemen başlayabiliriz. Ben böyle kavrulmamış, tuzsuz fıstık için buldum. Yani bulmak biraz zor olabiliyor. Eğer kabuklu, tuzlu bulursanız da sorun değil. Biraz yıkayıp daha sonra kurutup kabuklarını soyabilirsiniz. Şimdi ben burada böyle 180 gram kadar 150 gramını tiramisunun kremasına karıştıracağız. Geri kalanı süslemek için aslında. Bu fıstıklarımı fırın tepsisine alıyorum. Aralarını açalım. Ve fırında böyle 10-15 dakika, 160 derece yeterli oluyor. Birazcık böyle kavrulması için fırına vereceğim şimdi. İlk önce kahve hazırlayacağız. Kili dili kullanacağım tiramisu yaparken. Ve kahvenin soğuk olması önemli. Onun için ilk önce kahvemi yapıp birazcık soğumasını bekleyeceğim dolapta. Normal ben filtre kahve tercih ediyorum. Ama isterseniz hani çözülebilir kahvelerde tercih edebilirsiniz tabii. Ama bu kesinlikle daha sağlıklı oluyor. Hadi sen koy Deniz. Böyle bir ölçek filtre kahve alıyoruz. Evet, biraz da su ekleyeceğiz şimdi. Biraz daha koyabilirsin. Bir yarım daha koy, ben su getireyim. Bu kadar mı? Evet, gayet iyi. Şimdi suyu dökelim. Tamam, kahvemiz birazcık demlenecek şimdi. İki tane yumurta sarısı kullanacağız. Deniz hadi bakalım, Deniz istedi ayırmasını. Bunun için de yap o işlemi. Evet, böyle açıyorsun ama içine boşaltmıyorsun. Yapabilecek misin? Sarısını sakın indirme. Ne oldu, gitti? Ama bak. Dur, şöyle bak. Şöyle bir bunu alıyorum. Evet, yaparım, ben yaparım. Yumurtanın sarısını koydum, tamam mı? Diğerini sen mi yapacaksın? At bakalım içine. Tamam. Şimdi ellerini bir yıkıyorum. Anne. Şey çok kolay olmadı ama iki tane yumurta sarısını ekledik. Şimdi iki yemek kaşığı un koyacağız. Tabii bu dilediğiniz bir un olabilir. Yulaf unu da koyabilirsiniz eğer glutensiz isterseniz. Ben tam buğday unu kullanacağım. Anne, normal beyaz un. Beyaz un da olabilir. Kaç kaşık? İki kaşık Deniz'cim. Bir. Evet bir tane daha koy. Şimdi ben şekersiz yapıyorum tabii ki. Siz dilerseniz bu aşamada normal toz şeker kullanabilirsiniz. Eğer toz şeker kullanırsanız böyle bir küçük su bardağı kadar koymanız bu oranlar için yeterli olacaktır. Ben 80 ml hurma suyu ekleyeceğim. Hurma suyu konsantresi. Altını kapattıktan sonra ekleyeceğim. Unutmayayım diye kenara ayırıyorum. Şimdi süt koyacağız. 2 bardak süt gerekiyor. Sütümüzü de ekledik. Şimdi ocağı alıp böyle orta ateşte pişireceğiz. Evet, şimdi ilk önce böyle biraz çırparak karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş kaynayana kadar karıştıracağız. Hiç durmadan. 1 dakika kadar daha karıştıktan sonra altını kapadım ve hurma suyunu ekliyorum. Tam 80 ml ekledim. Karıştıracağım şimdi. Yaklaşık 10 dakika, hatta 10 dakika bile olmadan hazır oldu. Kontrollü gidin, yanmasınlar. Şimdi ben burada dediğim gibi biraz fazla vardı. Şöyle bir hızlı bir iki avuç ayırıyorum. Deniz tadına bakmak ister misin? Üzerine süslemek için. Ve 150 gramını da bunu böyle ayırdım. Ve 150 gramını da robotuma alıyorum. Fıstık ezmesi yapacağız aslında, böyle krema kıvamında. Bu aşamada çok güçlü bir robotunuz olmasa da birazcık sabrederek ve sürekli karıştırarak ara ara o kıvamı elde edebilirsiniz. Tabii ki güçlü bir robot da çok daha kolay olacaktır.
hemen kıvam almaya başladı. Her seferinde açıyorum ve böyle kenarlarını sıyırıp şöyle istediğim forma getiriyorum ve tekrar devam ediyorum. Şimdi 300 gram labne ekliyorum. Yani ocaktan aldım, birazcık ılımasını sağladım kremamın. Şimdi 300 gram kadar labne ekleyeceğiz. Yardım ediyor bana. Biraz daha deneyeceğim. Şimdi krema hazır gördüğünüz gibi. Ve ben buraya bu hazırladığım fıstık ezmesini şimdi ekliyorum. Dolapta da soğumuştu. Çünkü ilk kahvemizi yaptık, demledik. Şimdi böyle bir kaseye alıyorum kahveni. Evet. Aslında bu aşamada birazcık böyle viski ya da kanyet eklerseniz gerçekten çok güzel olabilir tiramisu'ya. Şimdi en eğlenceli kısmı var değil mi Deniz'im? Kedi dillerimiz var. Kahvemizi bir kaseye aldım. Şöyle bir örnek gösteriyorum. Sonra Deniz kendi kaselerini yapacak. Ben de kendi kaselerimi. Şöyle kedi dilimi ıslatıyorum. Kasemi şöyle ben ikiye bölüp yapacağım. Yani burada nasıl isterseniz artık size kalmış. Şöyle ben kenarları yapmayı seviyorum. Şöyle hemen batırıp çıkarıyorum. Şöyle. Şöyle koyuyorum ve kremamı üzerine döküyorum. İsterseniz kat kat yapın. Burası tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle benim için bu güzeldir. Üzerinde biraz fıstıklarla süsleriz sonra. Tiramisu'larımızı dolapta böyle en az 4-5 saat dinlendirdikten sonra yemeğe hazır oluyorlar. Ama bence bir gece bekleseler çok daha iyi olur. Biz şimdi biraz tadım yapacağız sizin için. Hadi Deniz tadına bakalım. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok iyi. Değil mi Deniz? Ya onun üzerinden kaç veriyorsunuz? 10. Gerçekten çok güzel. Bence kesinlikle denemelisiniz. Çünkü tiramisu'ya farklı bir yorum katmış oldu değil mi? Çünkü 10 en yüksek puan. Evet. Umarım siz de denersiniz. Eğer denerseniz yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.